Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir hacker olmak için bilmemiz gerekenleri ve öğrenmemiz gereken programlama dillerini, geliştirmemiz gereken yetenekleri saymaya çalışacağım. Basitçe ve çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Bundan önce bir video daha çekmiştim. Bu videoda hackerlığın tanımından vesaire bahsetmiştim. Ama nasıl bizim hacker olacağımızı veya bu işleri nasıl öğreneceğimizden hiç bahsetmemiştim. Bu videoda bu işe başlamak isteyen arkadaşlara veya başladım geliştirmek istiyorum diyen arkadaşlara bir yol haritası göstermeye çalışacağım. Tabii bu benim şahsi fikrim ve tabii ki siz de farklı yollardan, farklı şekillerde öğrenebilirsiniz. Öncelikle bilmemiz gereken programlama dillerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben temel olarak HTML ile başlanmasını tavsiye ediyorum ilk başta web programlama için. HTML gerçekten eğer İngilizceniz de varsa hızlıca öğrenebileceğiniz bir programlama dili. Bu aslında programlama dili de değil. Mesela nasıl Word'de yazıların tipini değiştiriyorsak, biçimlendiriyorsak, HTML'de web sayfalarını biçimlendiriyor bir bakıma. Dediğim gibi bunu öğrenmek basit, kısa sürede öğrenebilirsiniz ve size faydalı olacağını düşünüyorum. HTML'yi takiben CSS'i öğrenebilirsiniz ama çok fazla işinize yaramayacak bu hack konularında, ancak bilmek her zaman güzeldir. O yüzden CSS'ye de bakabilirsiniz. Ama eğer sadece hack için öğreniyorsanız tavsiye etmiyorum. Ama JavaScript'i tavsiye ediyorum. JavaScript etkileşimli web sayfaları oluşturmanın geçmişteki tek yoluydu. Bu ortaya çıktığı zaman, o zaman Java çok popülermiş ve demişler hadi JavaScript yapalım adında. Java ile JavaScript'in benzerliği yok ama işte popülariteden dolayı adını öyle koymuşlar. JavaScript gerçekten bilmemiz gereken bir şey. Çünkü HTML kodu enjeksiyonu yaptığımız zaman bize en çok işimize yarayacak programlama dili JavaScript. Aynı zamanda JavaScript ile virüsler de trojenler de yazılmıştır. Bunları kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Özellikle cross-site request forgery atakları ile kullanılıyorlar ve XSS'de de bahsetmiştik, script taglerini kullanmıştık. O yüzden oldukça önemli JavaScript öğrenmek. JavaScript öğrendikten sonra doğal olarak işte bunda ilerleyebilirsiniz. Böylece bir temel oluşturmuş oluyoruz kendimize web ile ilgili. Daha sonra burada bir yol ayrımına gidiyoruz. PHP ya da ASP. Tabii ikisini de öğrenebilirsiniz ama ben mesela ASP bilmiyorum. Ve Microsoft kaynaklı şeyler bana biraz boğucu geliyor bunu açıkçası. O yüzden ben PHP'ye yöneldim. Çünkü çoğu web sitesi PHP'yi kullanır ve PHP ile hem yazmak daha hızlıdır hem de daha çok community'si var. Daha çok kullanıcı kitlesi var ve istediğiniz zaman yardım alabilirsiniz. Bu da hızlı gelişmenizi ve öğrenmenizi sağlayacak. PHP aynı zamanda ile birlikte MySQL de öğrenmek bence şart. Çünkü MySQL SQL Injection açıklarında işte Union Select kullandık, Order By kullandık. Böyle komutlar kullandık. Bunlar da aslında anlamsız şeyler değil. Ezberleyerek yazmamamız gerekiyor bunları. Bilmemiz gerekiyor ne yaptığımızı. Onun bir fikrimiz olması için MySQL'de öğrenmemiz gerekiyor. Zaten PHP ile birlikte MySQL genellikle ayrılmaz bir ikilidir. Bunları birlikte anlatırlar. PHP'yi de öğrendikten sonra PHP'yi aynı zamanda tool için de kullanabilirsiniz. Curl kullanarak kendinize bot da yazabilirsiniz. Yapacağınız şeylerin sınırı yok. Ondan sonra arkadaşlar böyle PHP'yi de öğrendikten sonra artık
açıklarında bayağı ilerlemiş oluyoruz. Artık önemli açıkları yapabilir hale geliyoruz. İşte code execution'lar, işte ne bileyim SQL injection'lar vesaire. Evet arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra işte zaten hangi yolda gideceğinize kendiniz karar verebilirsiniz bu durumdan sonra. Artık bayağı şey biliyor olacaksınız. Web ile ilgili kısım bu kadar. Şimdi biraz da kodlama ve düşük seviye dillerle ilgili konuşalım. Bir hacker'ın ne kadar düşük seviye dil bildiği onun imkanlarını genişleten bir faktör. Şimdi size şöyle bahsedeyim. Öncelikle dillerin seviyeleri vardır arkadaşlar. Ne kadar kullanıcıya yönelikse yüksek seviyede, ne kadar bilgisayara yönelikse düşük seviyeli dil deniyor. Mesela Visual Basic tıklayarak işte buton koyarsınız, işte alarm verdirirsiniz. Bu kullanıcıya yönelik olduğu için yüksek seviyedir. Assembly ise mesela örnek veriyorum. Baktığınızda bu ne dersiniz? Hani karmaşıktır, komplekstir. Bu da bir makine diline daha yatkın olduğu için düşük seviyeli dil adını alıyor. C'ye de genellikle orta seviye dil derler ve bu yüzden ben C'yi çok severim. Şimdi burada yapmanız gereken şey öncelikle programlamanın mantığını öğrenmek ve algoritmayı kavramak. Algoritmayı kavradıktan sonra arkadaşlar Python programlama diline geçiş yapabilirsiniz. Python aslında programlama dili olarak ben kabul etmiyorum. Daha çok scripting dili. Ama Google olsun, NASA olsun büyük firmalar şey yapıyorlar. Programlarını C ile C++ ile yazmadan önce Python'la prototipini yapıyorlar. Bu da tabii zamandan tasarruf işte bir ve öngörü demek. Bu da oldukça önemli. Ve Python oldukça basit olduğu için size bu algoritmayı kavratacaktır. Python'u öğrendikten sonra benim tavsiyem C'ye geçmek. Çünkü C orta seviye bir dil. Bazı işletim sistemlerinin yazıldığı bir dil. Buna hakim olursanız driver yazımına kadar yani sürücüler yazmaya kadar çok şey yapabilirsiniz. Bunu öğrenmek biraz sizi zorlayabilir. Ama pes etmezseniz karşılığını çok 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 iyi alacaksınız. Ve kesinlikle öğrenilmesini tavsiye ediyorum C'nin. C++ ile C arasında pek bir alaka yok isimleri haricinde. C++ biraz daha objeye yönelik bir programlama. Bunu bakabilirsiniz. C++ aslında C'yi öğrendikten sonra çok zor gelmiyor. O yüzden öğrenilmesinin taraftarıyım. Ne yaptık programlama için? Önce Python'u öğrendik. Sonra üzerine C koyduk. Tercihe göre C++ koyduk. Daha sonra artık Assembly'a doğru yönelme zamanı gelmiş demektir. Assembly sembolik bir dildir. Öğrenmek pek kolay değildir. Ben de hala çalışıyorum onun üzerinde ve oldukça zor, kompleks bir dil. Özellikle tersine mühendislik yaparken, işte crack oluştururken, virüsleri incelerken bundan faydalanırız. Eğer Assembly biliyorsanız tüm programlar sizin için açık kaynaklıdır diyorum ve buradan anlayabilirsiniz ne kadar güçlü bir dil olduğunu. Evet, programlamanın bence bilinmesi gereken temel kısımları bunlar ama ne kadar farklı diller bilirseniz o kadar faydalı olacak. Örneğin Java. Eğer Android ile ilgili şeyler yapmak istiyorsanız işte ben RAT yazayım Android için işte biraz da Android'e yöneleyim diyorsanız Java'yı öğrenmeniz şart. Yok ben iOS için de bir şeyler yazayım işte hazır elimdeymişken şunları yapayım falan filan derseniz Objective-C öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar tabii hep tercihe bağlı şeyler. Bunun dışında farklı scripting dilleri de öğrenebilirsiniz. Mesela Ruby öğrenebilirsiniz. Bu da oldukça faydalı bir programlama dili.
Yani aslında scripting dili, Metasploit'in yazıldığı dildir. Ve oldukça iyidir. Web için yapılması gerekenlerden bahsettik. Bilgisayar için yapılması, programlama için yapılması gerekenlerden bahsettik. Biraz da genel bilgisayar bilgisiyle ilgili şeylerden bahsedelim. Arkadaşlar, öncelikle networking konusunu iyi anlamanız lazım. Bilgisayarlar birbirleriyle internette nasıl iletişim kurarlar? Bu kavramları çözmemiz gerekiyor. Bunun haricinde özellikle Windows'un komut sistemine hakim olmamız gerekiyor. Linux'un başına hakim olmamız gerekiyor. Tercihe göre PowerShell öğrenebilirsiniz. Bu da oldukça güzel bir şeydir. Çünkü PowerShell yeni popülerleşmeye başlayan bir şey ve bize komut konsolundan objeye yönelik programlama yapabilme imkanı sunuyor. Ben hoşuma gitti yani. Ben öğreneceğim. Ben de bilmiyorum şu an. Böyle. Bir hacker'ın yapması gerekenler aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Ve Linux'a hakim olması gerekiyor. En azından bir sanal bilgisayar içinde bir Linux'u olması gerekiyor ve bunu kullanmaya alışması gerekiyor. İşte basit komutlar, piping gibi şeylere hakim olması lazım. Unutmayın arkadaşlar, eğer bir şeyin nasıl yapıldığını bilirseniz onun zayıflıklarını ve güçlüklerini de bilirsiniz ve daha kolay pentest yaparsınız. Bir şeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, mesela nasıl bir kayıt sistemi yapacağınızı bilmiyorsanız bunun zayıflıklarını anlayamazsınız. Hani böyle işte program kullanayım, abi ben işte program ver tıklayayım, siteyi çökerteyim, Facebook çalayım gibi şeyler ne yazık ki gerçek değil. Bu internet aleminde eğer bir şeyler fazla kolaysa biraz şüphelenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eğer siz o anda kime saldırdığınızı bilmiyorsanız muhtemelen avsizsinizdir. Bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadar. Öncelikle bir açıklama daha yapmak istiyorum burada. 3 ayrı dal altında ele aldım. Bunları eş zamanlı olarak götürebilirsiniz. Örneğin hem HTML öğrenirken bir yandan Python'a bakabilirsiniz. Bu sizi yavaşlatmaz. Yapılmasına tavsiye ederim. Oldukça iyidir. Bunları bilmek videolarımı anlamayı kolaylaştıracak. Çünkü ben düşük seviyede anlatmayacağım. Hani bildiğinizi varsayacağım. Ve bu kanalı takip ederek bundan faydalanabilmenizi umuyorum. Belki yeri gelir HTML, PHP anlatırım. Aklımda da var. Umarım yapabilirim böyle bir şey. Yapamazsam da bunları kendi başınıza öğrenmeniz gerekiyor. Evet, biraz zor bir şey ama zaten kolay olsaydı her yer hacker olurdu yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.